Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlarım, 3,5 yıllık milletvekilliği yaşamımda ilk defa bu kürsüden bir teşekkür konuşmasıyla başlamak istiyorum. Bu yasa tasarısının gerek alt komisyonda, gerek komisyonda, gerekse daha sonra genel kurul öncesindeki aşamalarda Sağlık Bakanlığı'nın gösterdiği işbirliğine ben teşekkür ediyorum. 3,5 yıldır Sayın Bakanım gerçekten özlediğimiz bir işbirliği sergilediniz. Bunun için hakikaten teşekkür ediyorum. Bu burada olan her maddeyi kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Burada olan her maddeyi desteklediğimiz anlamına gelmez. Ama ben 3,5 yıldır ilk defa güzel bir çalışma yaptığımızı ve birbirimizi gerçekten ikna etmeye çalıştığımızı ve iyi niyetli olduğumuzu hissettim. 3,5 yıldır bütün mücadelemiz, bütün kavgamız buydu. Gelin kanunları bu şekilde çıkaralım idi. Yani zorbalıkla, parmak çoğunluğuyla çıkarmak yerine hepimiz bu memleketin evlatlarıyız, hepimiz yurtseveriz, insanseveriz. Kimsenin yurtseverliğinde cetvelle ölçmeye kimsenin hakkı yoktur. Herkes de belli bir birikimle buraya gelmiştir. O yüzden de o birikimlerden yararlanmak gerekir. Evet, Sayın Bakan bizim birikimlerimizden yararlandı. Elbette bizim karşı olduğumuz bazı maddeler var. Ama bu çalışmalar neticesinde biz bu maddelerin sayısını ciddi şekilde azaltmış olduk. Örneğin Sağlık Bakanlığımız bir sağlık bilimleri üniversitesi kurmaktan vazgeçti. Çok önemli bir karardır bu. Ve bu kararı ben gerçekten kutluyorum. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın asli görevleri içerisinde tıp fakültesi öğrencisi yetiştirmek yoktur. İnsanları profesör yapmak yoktur. O akademinin işidir. El birliğiyle akademiyi güçlendirelim diye böyle bir karar almış olduk. Bu da gerçekten son derece önemliydi. Bu kanundaki ikinci ve çok önemli gördüğümüz madde ise Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan şube müdürlerinin atamasının Danıştay tarafından iptalinden sonra yeni bir kanun maddesi ekleyerek geriye dönük olarak atanmış olanların yerinin korunması amaçlanıyordu. Burada da vicdan galip geldi ve el birliğiyle bütün arkadaşlarım bu maddenin çıkarılmasına karar verdik. Bu da bizim vicdanımızı bir miktar rahatlattı. O nedenle bu gibi çalışmaların verimli olduğunu ben buradan görüyorum. Ve Yüce Meclis'inde zamanını çok fazla bu şekilde almayacağımızı bu şekilde görmüş oluyorum. Şimdi bu birinci maddede ve TÜSEB'in kuruluşunda Sayın Bakan, evet Sağlık Bakanlığı bazı enstitüler kurabilir, bu enstitülerle ilgili çalışmalar yapabilir. Ancak bu enstitülerin amacı Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmak, sürekli kılmak gibi süslü, kulağa hoş gelen ve güzel laflar yerine ya da Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun belirlediği öncelikler dikkate alarak ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak yerine bizim önergemizde söylediğimiz gibi sadece sağlık hizmetlerini yerine getirmek üzere, sağlık hizmetlerinde bir katkı sağlamak üzere, temel sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerinde destek sağlamak üzere bu enstitüleri kurun. Biz gerekçemizde bunu belirttik, bu maddede verdiğimiz önergede bunu belirttik ve Sağlık Bakanlığı'nı asli görevi olan birinci basamak, yani koruyucu sağlık hizmetlerine geri çağırmayı burada amaçladık. Eğer bunu kabul ederseniz zaten TÜSEB'in de bütün ruhunu değiştirmiş olursunuz. Teşekkür ediyorum.